Vizyon manyetik alanda yaşadığımız için yarattığımız şeyler de aslında sanal şeylerdir. Evet, ama onun doyumunu sağlamamız gerekebilir. O yüzden yaratabiliriz. Yarattıklarımızın içinde de yaşayabiliriz. Bize huzur veriyorsa, mutluluk veriyorsa. Bütün duygular düşünce olmazsa doymuş mu oluyor? Soruyu anlamadım Ayşe'cim. Yani artık duygu gelmiyorsa o duyguların doyumunu sağlamış oluyorsun artık. Yani bu hayatın konuları nelerdir işte? Oyuncaklarımız nelerdir? Bu konunun yani mesela aşktır, sevgidir, başarıdır, paradır, hırstır, güçtür. Bunların doyumunu sağladıysan artık bunlarla ilgili isteklerin kalmadıysa bu konuların doyumunu sağlamış ve dengeye gelmiş olabilirsiniz. Teşekkür ederim Selmacığım. Çok seviniyorum böyle dediğinizde, çok mutluyum. Her şeyin sen olduğunu bilincin ulaşınca öfke azalıyor. Doğru. Çünkü yansımalarınla kavga etmek ve orada şey oluyor biraz da. Hani o an bilinç sınavının ölçüleceğini de biliyorsun ya. Her gece yattığında işte bir tesirler mekanizmasına tabi miyim, değil miyim? Bilincim ölçülecek, nasıl bir şey çıkacak? Şimdi oranın da test olduğunu bildiğin için öyle çok da içine girmek istemeyebiliyorsun. Ama tabii bu bilinçle alakalı bir şey. Ama bazen gene de bazı olaylar olabiliyor. İnşallah bir gün biz de İsmail Hoca gibi hiçbir zaman girmeyecek duruma geleceğiz. Kızgınlık duygusunu, bilinçsizlik buradan nasıl çıkılır? Ben olsam kızgınlık anında antrenmanla derin bir nefes alıp iki adım geri çevirip kendime dışarıdan bakmayı denerim. Bu antrenmanla olacak bir şeydir. Vizyon alan 99 yılında bitti diye söylemişti Üstad. Tamamen sonlanması hangi yıllarda olacaktır? Bizim alanımıza yansıması nasıl olacaktır? Buna cevap vermez çünkü şöyle der. Yine de soralım ama not alayım. 99 yılında bitmişti. İşte hangi yıllarda olacak? Tamamen bitmesi. Bunu sormaz çünkü zamansızlık var der. Her an olabilir der diye düşünüyorum. Tamam. Ünal, bekliyorum o zaman sorularını önceden. Avatar'ın küpün içinde tek küpün içinden çıkınca Betonova'ya geçeceğiz. Birçok ışık varlık da bizimle orada olacak ve o varlıklar da Avatar'ın Betonova'daki yansıması mı olacak? Avatar bütün bedeniyle birlikte Betonova'ya geçecek. Zaten bütün yansımalarını da kendi bedeninin hücresi olduğu için oraya götürmüş olacak zaten. Yansıması değil, kendi hücreleri olmuş olacak. Yansıma kendi hücre nasıl dersiniz? Mekanları biz mi yaratıyoruz, evreni? Bir yere kadar. Yani bizim 19. boyutun son frekansına kadar çıkış iznimiz var. Oraya kadar. Ondan sonrasında biz bilmiyoruz şu anda. Yansımaları gözlemleyerek ne olduğunu anlıyorsun aslında doğrudur. Kendini görüyorsun çünkü yansımalar yansıma senden yansıyanlar adı üstünde. Hocam nerede kaldın? 12 dakika geçti. Atlamada hangi artık düşünceleri oldu da bu alem oluşturuldu? Atlamada derken anlamadım Meral. Bir daha yaz istersen. Suçak duygusu doğru mu diye soralım. Doğru mu? Kıyamet 2005'te koptu dedi hocam. Bunu açabilir mi hocam? Soralım. Şu yansımalar düşünmezken onlar hareketsizliğin anlatır mısınız? Yani sinema bunu çok sorulan bir soru. Sinema perdesinde sinema izlediğini düşün. Sinemadaki kişiler orada aslında sen baktığında o film var. Sen bakmadığında o film yok. Yani aslında onların bir hayatları, hücrelerinin yolu var. Onlar aslında hücrelerin ama rolleri ışıktan varlıklar. Yani onların bir hayatı yok diyemeyiz benim anladığım kadarıyla. Çünkü onlar senin hücrelerin zaten. Ama yansımalar, yani hücrelerinin yansımasının bir rolü yok. Çünkü onlar zaten sadece rol oynuyorlar ve ışıktan varlıklar ve sen görmediğinde orada değiller yani. Ama sonuçta hücrelerin yani gördüklerinde kendi ana hücrelerinin yansıması. Kendi hücrelerin yani bir taraftan da.
İsmail hocamla sohbetler çok güzel ama Atilla ile olanları da özledim. Atilla ile canlı yayın yapacağım Tülay ama kendi Temmuz Ağustos ayım çok yoğun geçiyor. Şimdi İsmail hocamla saatlerce ben hiç hazırlık yapmadan gelip konuşabiliyorum. Çünkü öğretisine çok hakim olduğum için İsmail hoca zaten konuşup duruyor. Atilla ile bir çalışma yapmak ve ona soru hazırlamak gerekiyor. Ben de onun için şu anda müsait olmadığım için Eylül-Ekim ayı gibi Atilla ile tekrar sohbet yapacağım aklımda. Çok isteniyor zaten. Burada olanlar hak etmiş oluyor. Bir daha tekrar tekrar hoşumuza gitti. Evet, hoşumuza gitti. Çok doğru. Çünkü az kişiyiz. Şurada 100 kişi izliyoruz. 3000 kişi, 5000 kişi arası da YouTube'da izliyor. Yani çok az bir rakam aslında. Ama böyle olması gerekiyor demek ki. Hoca nerede? Evet, hoca gelsin artık. Birini söyleyebilir mi? Hande bekliyor. Yani ya canlı yayına bekliyoruz hocam diye. Çünkü biz cehennemden geçtik. Cehennemden geçtiğimiz için ve bütün acıları 78 bin yıl boyunca herkes ve her şey olarak yaşadığımız için cehennemden geçen cenneti ve bu bilgileri ve bilinçlenmeyi artık hak etmiştir. Hak ettik. Atlantalı başka ben, başka hayat mı yaşayacağım? Hayır, son hayatlarımız artık buradan çıkıyoruz. Gidiyoruz artık, az kaldı. Bilinçlendik ve son ufak tefek şeyleri yaşayıp buradan çıkacağız. Artık düşünceler oluştu. Atlanta'da hangi artık düşünceler oluştu? Artık o çok önemli değil. Oluşmuş işte. Ne yapacaksın o kadarını Meral? İyi ki oluşmuş, biz de var olmuşuz. Daha ne olsun? Her şey olduysa cüzi irade neden var? Çünkü doyumunu sağlamak için var. Yani bazı şeyleri ruhumuza katmak, ders almak ve içimizdeki kendimizin ruhuna katarak gelişmek için var. Hani teşekkür ederim. Hoca yok. Biz kendi kendimize konuşur kaldık. İsmail Hoca ve Atilla aynı anda canlı yayında yapabilir misiniz? Yapamam çünkü herkesin tarzı farklı. Yani İsmail Hoca'nın öğretisi çok farklı. Yani birbirlerine ters öğretiler değil ama Atilla'nın tarzı çok farklı. İkisi bir arada olmaz. İsmail hocamın söyledikleri öğretisi kendi öğretisinden konuşuyor. Herkes kendi evreninden konuşuyor. Karışıklık olur. Avatar olarak kalmayacaksın. Tek hücre olarak Betonova'ya ışınlanıp başka bir piramidin alt katında tek hücre olarak yaşamaya başlayacaksın. İnsanlar bundan korkuyorlar ama alakası yok. Hocama söylediğim zaman o da bana şunu söylerdi. Maymun da sen olmak istemez. Hep bir fazlası olarak düşün. Karıncalar bizi nasıl algılayamazsa, kendi karınca halinden memnunsa bizim de oraya tek hücre olarak çıkmamız bize ya da özgür irademizin orada olmayacak olması bizi korkutuyor olabilir. Ama korkacak hiçbir şey yok. Çok mucizevi kadar büyük bir şey. Bizim aklımız almaz. İlk yayını bulamazsak diye kaçırdım. Ben de önemli bilgileri kısaca özetlerseniz olur mu? Valla kısaca özetlenecek gibi değildi. O kadar muhteşemdi ki. Ama tekrar konuştururuz hocayı. Onları. Yanlış şey mi bekliyor? O 23'te buluşalım dedik. Bu ne demek? Yanlış mı söylendi? Her şey yaşandı bitti çünkü zamanı algılayamadığın için, zamanı geçmiş ve gelecek olarak düşündüğün için gelecekte bitecek gibi düşünüyorsun. Her şey yaşandı ve bitti demek, her şey anda var demek. Anı anlarsan ve zamansızlığı anlarsan, zamanın düz bir çizgi olmadığını anlarsan her şeyin yaşanıp bitmiş olduğunu zaten anlamış olursun zamana geldiğinde. Hepimiz yaşadık Selma, hepimiz. Ama bitti. Cehennemden çıktık. Mucize bu. Artık cehennem bitti. Bilinç sınavı her gün test yapılıyor. Evet, sen ne kadar düşündün? Kime ne tepki verdin? Senin verdiğin tepkilere göre, düşüncene göre bir bilinç haritan oluşturuluyor. Ve o bilinç haritan her gün ölçülüyor. Biz Atlantalı olduğumuz için bu çağrıyı duyduk. Ya her o, öğreti tek kişilik, Atlantalı değil, Avatar. Atlantalı'nın aurasının kopyası Avatar olduğun için duydun. Tek kişiliktir bu. Kalbi ısmarladı, gelmedi herhalde. Ya da bir internetinde sorun oldu. Ha, hocam geldi.
Hocam nerede kaldın? 8-10 defa 8-10 defa istek gönderdim. İşte şu anda böyle durum böyle. Nedir bilmem. Karanlık gözüküyorsun. Yani açılmadım. Şimdi açılacak. Sen önünde bir şey var da o yüzden seni görmüyoruz. Bilgisayarı görüyoruz. Ha. Ha, bilgisayara kendini getirmen lazım. Ya da arka tarafa mı gitti acaba? Parmağını görüyoruz şimdi. Evet. Biliyorum da bilgisayar ters döndü herhalde. Ne yapacağım şimdi? Bir şey yapmasan da olur. Sesin bize yeterli. Yine yapmaya çalış. Çok basit bir şeydir o muhtemelen. Arkasını döndüreceksin muhtemelen ama çok da önemli değil. O zaman geldin. Geldin Oldu. hocam. Oldu. Oldu nihayet. Sen 8-10 de mi? defa istek gönderdim. Allah Allah. Onaylanmadı. Düşmedi. Bilmiyorum. Evet. En nihayet gene geldik. Biz de kendi aramızda konuştuk biraz arkadaşlarla. Evet, işitiyordum ben. Aa. İşitiyordum sesini. Yanlış bir şey söylemedim değil mi hocam? Doğru Yok, şeyler söyledim. yani dinlemedim sesini duydum ama ne söylediğini bilmiyorum. Tamam, sorular geliyordu işte öğretiyle ilgili. Ben de Evet, onları gelsin bakalım. cevaplıyordum. Hocam, peygamberler aramızda mı? Avatar için peygamberlerin burada olmasını duymanın önemi nedir? Fark nasıl bir fark yaratacaktır? Hani neden burada olduğunu duyuyor peygamberlerin buradaysa eğer, bunu avatar nasıl algılamalıdır? Değeri Şimdi nedir? şöyle bir şey. Vizyon manyetik alan var ya ve Evet. oraya olaylar yansıtılıyor ya. Şimdi peygamberlik aslında hakiki kozmik yapıda gerçekleşti ve peygamberler Atlantalıydı. Şu anda gene yaşıyorlar. Yaşıyorlar ve o olaylar da vizyon manyetik alana yansıyor. Peki Peygamberler hani yaşıyor. dünyada şu anda burada şey oluyor yani peygamberlerin yani senin kürtçünün içine yansıttık bunun bilgisini alıyorsun diyor. Yani aslında dünyada yaşamıyoruz kürtçünün içinde yaşıyoruz. Peygamberler şu anda bu dünyada yaşıyor mu? Şu anda neredeler? Hani diyorsun ya İngiltere'de İsa Evet, şurada şu anda bu burada. hakiki kozmik yapıda Muhammed İngiltere'de yaşıyor. Öbür tanıdıklarımın hepsi Türkiye'dedir. İşte Tümü Türkiye'de. bunu duymak avatar için yani peygamberlerin hakiki kozmik yapıdaki yansımaları olarak sadece bunu duymak mı? Yani bunun avatar için önemi var mı bu bilginin? Avatar için önemi yok aslında. Tanıyalım tanıyalım derler ama onlar kendilerini tanıtmak istemiyor. Ama Ve sonuçta görev de yapmıyorlar. Görev de yapmıyorlar. Dünyasal yaşama aktarılmışlardır. normal Yani yaşam. varlıklarının hiçbir önemi yok Avatar için. Evet. Hazreti Meryem olduğunun bilincinde midir? İki tane Meryem var. Biri Maria Magdalena, biri Anne Meryem. Anne Meryem Türkiye'dedir. Maria Magdalena vizyon manyetik alanda değil, laboratuvarda. Şu anda laboratuvarda. Tamam, Yani yani mutlak o boyut mutlak boyut varlığıydı. vardı. Mutlak boyut varlığıydı Yahya ile birlikte. İki tane mutlak boyut varlığı gelmişti o devrede. Şu anda Yahya dünyada yani vizyon manyetik alanda ama Maria Magdalena laboratuvardadır, görevi yok. Vizyon manyetik alanda.
manyetik alanda değil. Laboratuvardadır. Görevli. Yedi Görevli. görevliden biriydi. Tamam. Hocam, hani piramitlerin kozmik akımı almak için çok çok önemli olduğunu söylemiştin. Biz bu piramitleri nasıl yapalım da piramit mi yapıp içine girelim? Ne yapalım? Hani bununla ilgili bize nasıl bir şey söyleyebilirsin? Piramitte kozmik akımı daha çok almak, Mısır'a girip de piramitlerin içine mi girelim? Biz ne yapalım? Piramit mi Yok, oluşturalım hayır, mesela? hayır. Şimdi ister küre olarak düşün, ister piramit olarak düşün. Bulunduğun vizyon manyetik alan piramittir zaten. Hmm. Devamlı anlatıyoruz ya. Evet. Hakiki kozmik yapıda da bilinçlenmeyi, evrim almayı piramitle anlatıyoruz. Tırmanıyorsun diyoruz piramit sıralarında. Vizyon manyetik alan da bir piramittir aslında. Yani bir piramit bulup içine girmemize falan gerek yok akımı Hayır almak hayır gerek için. yok. Gerek yok aslında. Vizyon manyetik alan piramittir zaten. Tamam. Hocam, bu Mısır'daki piramitlerin oluşumu falan, onlar mesela gene hakiki kozmik yapının konuları mıdır? Hakiki kozmik yapının konularıdır. Üst boyut varlıklar onları düşünceleriyle yaratmışlardır. Daha önce anlatmıştım. Kıbrıs ki bir kilit noktasıdır. Piramitlerin esas amacı Firavunların mezarı olsun diye değil, dünyanın manyetik alanının hareket etmemesini sağlayan kilit olarak imal edilmişlerdir. Oluşturulmuşlardır diyeyim, imal değil, oluşturulmuşlardır. Şimdi varlıkların hakiki kozmik yapıda varlıkların negatif düşüncelerinden dolayı dünyanın manyetik alanı ters dönebilir ve buna uygun olarak dünyada ters dönebilir. Dolayısıyla zincirleme bir dengesizlik söz konusu olmuş olur. Çünkü dünya güneş sistemine bağlıdır. Güneş sistemi galaksiye bağlıdır. Galaksi aleme bağlıdır. Kainat, evren, mini atomik bütün falan. Hepsi zincirleme olarak etkilenmiş olur, zarar görmüş olur. Dolayısıyla bu manyetik alanın ters dönmesini engelleyebilmek için üst boyut varlıkları dünyanın birçok yerine, birçok yönde ve birçok büyüklükte piramit yerleştirdiler, oluşturdular kendi düşünceleriyle. Şunu şöyle söyleyebiliriz, analitik geometri, uzay geometri düşünülerek her bir piramidin birer kenarının uzaya uzantısının birleşim noktası var. O birleşim noktasının iz düşümü Kıbrıs Lefkoşa'dır. Senin Yani olduğun yer hocam. Kıbrıs Lefkoşa dünyanın manyetik alanının ters dönmesini engelleyen kilit noktasıdır. Peki burada sizin orada olmanızınla ilgisi var mı bunun? Bekçisiyiz. Kilidin bekçisiyiz diyorum. Evet. Şey, aslında çok sormak istediğim bir şey var. Kitapta okudukça konu açılınca aklıma geliyor. Bosna-Hersek Savaşı varmış. Bosna-Hersek Savaşı'nda sen orada bir şey yapmışsın Evet. hocam. Onu bir Şimdi anlatabilir misin? hatırlamaya çalışırken bilinç seviyeleri söz konusu ya. Kıbrıs'ta da dindarlık yok. Neyim acaba? Kendimi arıyorum. Neyim acaba diye. Ben herkesten farklı olduğumu biliyorum. Ama neden farklıyım? Nasıl farklıyım? Onu araştırıyorum. Meditasyon kendi başıma öğrendim. Meditasyonu, yogayı kendi başıma öğrendim. Sonra öğrendim yaptığım hareketler meditasyonmuş, yogaymış diye sonradan öğrendim. Zikir söz konusu oldu. Ben bir 9 sene belediye fırınının sorumlusuydum. Orada çalışan Ömer diye bir işçimiz vardı. Konyalı.
Ömer'in eşi vardı. O dedesi ona el vermiş. Mevlevi idiler onlar. Dedesi ona el vermiş, bir zikir vermiş ve görev olarak bunu sürdür demiş. Her zikir çektiğinde eşi o karısını dövüyor. Dolayısıyla madem ki sen bu konulara ilgi duyuyorsun dedi bana, ben sana el vereyim da bana verilen görevi sen yap dediler. Gelişme şeyinde işte bilinçlenme söz konusuydu, hatırlama söz konusuydu. Kız bana zikiri verdi. Bir tek tekrarlaması bir saat süren bir zikirdi. Ve ben onu birçok gece 7 saate varan zamanlarla çektim, zikir çektim. Mevlevi bir zikir. Ondan sonra kaybettim ve kullandığım tesbihi de parçaladım. Çünkü çok büyük zararı var başkasına. Çok büyük manyetik alanı var. Ve o alana giren zarar görür. O bilinçli olmadığı için. Onun için tesbihi de parçaladım. Hatırlamıyorum. Ne söylerdim bilmiyorum. Neyse. Savaşları durduralım. Birlik bilincine ulaştıralım varlıkları diye. Dedim ben çekeyim. Hayır, eşim der kız kardeşime gidelim. Elektrikler kesildi. Elektrik kesildi. Telefon etti. Onlarda da kesikmiş. Hadi boşuna gitmedim, elektrik kesik. O zaman dedim ben görevimi yapıyorum. Ve abdest almanın da gerekli olduğunu düşünüyorduk. Yukarıya çıkacağım, abdest alayım. Kaynağı belli olmayan bir ışık beni takip ediyor. Eşim de zannetmiş mum var elimde. Mum yaktım da merdivenden çıkıyorum. Halbuki beni takip eden kaynağı belli olmayan bir ışık vardı. Çıktım, abdest aldım, indim aşağıya. Aa dedi, mumun nerede? Ne mumu? İşte senin elinde mum yok muydu? Yok, kaynağı belli olmayan bir ışıktı o. Bana yol gösterdi. Çıktım, abdest aldım, indim aşağıya. Zikir çekiyorum. Bosna Hersek Savaşı'nı durdurma zikri diye görev aldım. Ve zikir çekmeye başladım. Öyle bir duruma geldim ansızın. Ellerim havaya kalktı. Ellerim havaya kalktı. Bir ateş topu elimde oluştu. Sonra bir baktım ki havadayım. Aşağıda da sarı saçlı olan büyük bir topluluk var. Yani bir miting alanı gibi bir şey. At diye bir ima alırım. At. Yani o elimdeki topu atmam gerekir. Dedim ben karıncaya bile zarar vermem. Ben bu insanların üstüne bu ateşi nasıl atacağım? At görevdir dediler, sen istedin. Dendi. At. Attım, bir daha oluştu, bir daha oluştu. 3 tane attım. Ondan sonra bir baktım ki evdeyim. Evdeyim, koltuktayım gene. O görev bitmiş oldu. Ertesi akşam haberlerde ellerinde, koltuklarında çantalar, dosyalar, Bosna Hersek Savaşı bitti. Meğer biz sevgi atmışız Ya atmam onlara sevgi. derken. Evet. Ben ateş atayım da mahvolsunlar, imha olsunlar gibi algıladım önce. At görevdir deyince ben de attım. 3 tane oluştu. Üçünü de attım. Ondan sonra koltuğumdayım, gene elim havada. Bir baktım ki ben evdeyim. Yani Bosna Hersek'te değilim. O görev bitmiş oldu. Ertesi gün akşam haberlerde Bosna Hersek Savaşı bitti. Anlaşmaya vardılar. Girdiler toplantıya, anlaşmaya vardılar. Ya O işte. şekilde
görev yaptık. Azerbaycan'da da Azerbaycan'a da gittim. Öyle de mi? Yine aynı şekilde mi? Top şeklinde Evet, mi oldu? gene aynı şekilde bizi Türkiye'de gelen askerler gibi görürlerdi ve komutan Azerbaycan yanlısı değil, karşı tarafın yanlısı meğer. Ve onu ima yoluyla değiştirdik. Savaş gitti. Peki şey dedi olmaz mıydı şu anda? O kadar alakasızım ki aslında. Hani savaş bizim vizyon manyetik alanımıza yansıyor ya, Rusya'daki savaş falan. Mesela onlar. Evet. Şu an durum ne onu bile bilmiyorum yani. O kadar alakasızım ama. Evet. Evet. Yani. Çünkü ben de hiç bilmiyorum. Öyle bir vizyon yok. Yok. Öyle bir savaş vizyonu yok. Çünkü nötr düşünceye sahibiz ya artık. Ne Görmüyoruz. haber dinliyoruz, ne savaşın içindeyiz. Yok öyle bir şey. Yok. Evet, yani aslında insan içinde savaş olmayınca dışında da savaş görmüyor gibi bir şey oluyor Evet. bu. Kendini Evet, nötr. evet. Onlar bununla ilgili bir şey. Muazzamdı. Çok güzel. Evet. Şey işte birçok olaya katıldım. Birçok olayın gerçeğini biliyorum. Çünkü gidip görüyoruz. Gidip görüyoruz oraları. Olayın içinde oluyoruz falan. Apollo 13'ün akıbetini biliyorum. Apollo 13'te uçan daireleri vurucu güç vardı. Çikaren diye ima ediyoruz. Çikaren ima ediyoruz. Rüzgar çıkıyor, fırtına çıkıyor, arıza çıkıyor. Hocam bu Uçamaz. Apollo 13 şimdi hakiki kozmik yapıda mı oluyor? Şimdi vizyon manyetik alanı bunun bilgisini sen veriyorsun. Evet, Bu nasıl evet, oluyor? Bu evet, normalde evet. normal Ben dünyada. laboratuvardayım ya. Sen laboratuvardasın. Bizi hakiki kozmik yapıdaki Apollo 13'ün dünyadan çıkıp uzaya gittiğindeki bilgisini bize veriyorsun şu anda. Evet. Tamam. Fırtına çıktı, uçamadı. Arıza çıktı, uçamadı. Diyoruz ki çıkarın o vurucu neyse koyduğunuz çıkarın onu. Çıkarmadılar. Ondan sonra zaten her ay yolculuğunda iki tane uçan daire gelir Apollo'nun yanına yedeğe alır kendini ve o şekilde inilir aya. Ne yapıyorlardı yedeğe alınca? Manyetik bulutları temizliyorlardı elektrik süpürgesi gibi önünden. Çünkü o teknolojiye sahip değil. Çarpacak, yok olacak. Uzaya dağılacaklar. Onun için yardımcı oluyorlar. Yardımcı olurken çalıştırmaya çalıştılar vurucu gücü. Öyle bir yapıya sahiptir. Uçan daireler canlıdır aslında. İmalat değiller, oluşturulmuştur. Tüp bebek gibi oluşturulmuşturlar, canlıdırlar. Ve ona atılan herhangi bir mermi yüz misli olarak karşıya tekrar iade eder uçan daire. İçindekiler bunu biliyor ve hemen yedeklemeden vazgeçip aya iniyorlar. Dolayısıyla manyetik bulut Apollo 13'e çarpar. Sonra kendi kendilerine uzay boşluğunda uçacaklar, hareket edecekler. Tekrar geldiler, yedeğe aldılar, dünyaya indirdiler Apollo 13'ü ve bir kere daha vurucu güç konmadı uzay gemilerine. Ve şimdi oralara da gitme yoktur. Çünkü ayın tamamı hem içinde hem dışında varlıklar var. Ayı teleskopla gördüm ben şimdi. Geçen Satürn'ü gördüm, Jüpiter'i gördüm. Bilim Deney Merkezi'ne şey koymuşlar, büyük teleskop. Şimdi oradan bakarken ben aslında dünyada olmadan, dünyanın içinde olmadan küpçüğün içinden Ay'ı izliyorum. Satürn'ü ve Jüpiter'i izliyorum. Yani o da onlar da benim alanıma bu şekilde yansımış oluyor gibi mi düşüneyim hocam? Jüpiter'i görüyorum, Evet Ay'ı tabii ki. görüyorum.
Şimdi ne diyoruz? Vizyon manyetik alan bir gürdür. Evet, Bir aynen. gür, Hepsi gerçeği bir var. gür, vizyon manyetik alan bir gürdür. Gürzün yansıması gibi oluyor. Ve bu gürz aslında Atlantalı'yı da temsil ediyor. Evet. Atlantalı'yı da temsil etmiş oluyor. Yani hem hakiki kozmik yapı hem vizyon manyetik alan ikisi birlikte çalışıyor. Dikili taşlarda negatife hizmet mi ediyor uçları piramit şeklinde denmiş Sultan Hanım. Dikili taş ne bilmiyorum. Hocam biliyor musunuz? Yani dikili taş var İstanbul'da. Bunlar negatife mi İstanbul'da hizmet dikili. ederler demiş. Yok, negatif diye bir konu yok. Ne algılarsa algılasın avatar kendi hayrınadır. İster negatiftesin, ister pozitif, ister kötü, ister iyi. Nasıl düşünürse düşünsün, tümü kendi yararınadır. Biraz önce söyledin ya, askere gidecekti, sakat olduğu için gitmedi. Evet. Sakatlanmak yararınaydı. Evet. Hocamız sürekli şeriat boyutu diyor ya zikir gereksizdir diyor. Hiçlik ve nötr düşünce 19. boyut ise şeriat kaçıncı boyuttur sorar mısınız? Lütfen teşekkür ederim. Üçüncü boyut. Üçüncü boyuttur. Üçüncü boyut. Beşinci boyut zamanın olmadığını algılamak. Onları da bir daha tekrarlayalım mı hocam? Her yerinde tekrar ediyoruz ama en önemli şey bu bence. Üçüncü boyut şeriat boyutu diye adlandırılabilir. İlk defa söyledik bunu. Şeriat bilinci üçüncü boyut olabilir, evet. Dördüncü boyut çözülüm ve uyku boyutudur. Yedinci boyutun ortasına kadar ortak kullanılır. Beşinci boyut zamanın var olmadığını algılayanların boyutu. Altıncı boyut ölümün var olmadığını algılayanların boyutudur. Yedinci boyut mükemmel boyuttur. Tanrısallığa giriş boyutudur. Yani enel hak ve vahdeti vücudun oluşturulması söz konusudur yedinci boyutta. Sekizinci ve dokuzuncu boyutlar tanrısal boyuttur. Yani enel hak diyebilecek bir bilinç 8. ve 9. boyut bilincine sahiptir demektir bu konuda. 10. boyut küp sistemidir. İşte anlatıyoruz, laboratuvarı anlatıyoruz. Küp sistemidir laboratuvar. Ve her bir boyut kendi üzerinden 10 boyut üzerinden yansıma alır. 10. boyut 10 boyut üzerinden yansıma alır. 20. boyut dan yansıma alır. Yani 20. boyut mutlak boyutun başlangıcı. Evet. Mutlak boyutun başlangıcıdır. Demek ki küp sistemi mutlak boyutun eseridir. Yani laboratuvar ve küpçüklerin yaratılması, vizyon manyetik alanın yaratılması, bir yansımaların yaratılması, avatarın yaratılması hep mutlak boyutun teknolojik eserleri. Evet. Bu Ve 11. boyuttan 19. boyuta kadar da Atlanta beyin görevi yapar. Sistem, nizam, düzen, birleşik insanlık realitesi ve konseyler bu beynin görevidir. hocam sen olmasaydın eğer avatar vizyon manyetik alanda yalnız olduğunu yine de kendi algılayabilir miydi? Ben olmasam Sizin başka sen. biri girecekti. Hayır biri vasıtasıyla mı algılardı? Yoksa kendi de böyle her şey oluyor falan diye algılayamazdı bence. Algılayamadı diye girdik. Evet. Algılayamadı, algılayamayacaktı. Ve bilinç seviyelerinde verilen bilgiler
seviyesine göre verilmiştir. Her bir 700 yılda bir kitap geldi. Bir öncekinin devamıydı. Gelen kitap. İlk kitap Tevrat'tı. Sonra Zebur geldi ama Zebur ortada yok. İncil, Kur'an, Mesnevi ve kozmik yapı, kozmik tanrı Haykatra. Hep 700 yılda bir gelmiştir. Çok değerli. Hocam kıyamet 2005'te koptu. Bunu açar mısınız? Öyle bir şey mi söylediniz acaba? Bilmiyorum. Kıyamet, hayır kıyamet 2005'te kopmadı. Öyle bir şey yok. Kıyam et, kendini göster anlamındadır. Mahşer, mahşer, mah aydır, şer kötülüktür. Ay güzelliktir, şer kötülüktür, mahşer güzel, güzellik ve kötülük anlamındadır. Yani iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik anlamındadır. Avatar'ın kendini göstermesi söz konusudur. Ama bu toplumsal değil, ferdidir aslında. Kıyamet kendini gösterdir gene, aynen. Ama 1999'da son demini yaşadı vizyon manyetik alan ve durduruldu motor. Şimdi kendi hızında çalışıyor motor. Durunca vizyon manyetik alanın sonu demektir. Vizyon manyetik alan kapanacak diyoruz. Kuluçka makinesinin kapakları açılacak diyoruz. Ve civcivler içinden alınacak yumurta vizyon manyetik alandır. Küpçüktür aslında. Küpçük yumurtadır diyebileceğiz. Yumurtanın sarısının ortasında ıslak bir nokta var. Avatar o. Avatar bilinçlenerek yumurtanın içindeki sarıyı, beyazı, şunu bunu, bütün her şeylerini bir ettiği zaman civciv olarak yumurtadan çıkar. Ama bilinç aşaması yapamayan varlığın yumurtası çürümüş olarak çöpe gider. Dolayısıyla laboratuvarda çürümüş olan küpçükler varsa o küpçüklerdeki varlık, avatar bir başka yaratımda aşı olarak kullanılacak. Bir başka varlıkların yaratılması olayında aşı olarak kullanılacaklar ve 78 bin yıllarını boşuna yaşamış olacaklar. Ama 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayan avatar civciv misali kuluçka makinesinden alınıp, yani laboratuvardan alınıp betanovaya konacak, ışınlanacak. Arada kalanlar şeriat bilinciyle 19. boyutun son frekansı arasında kalanlar da hakiki kozmik yapıya aktarılacak ve layık oldukları boyutun frekansına yerleşecekler. Onlar yaşamlarına devam edecek ama hakiki kozmik yapıda yedili birleşim söz konusudur. Eğer yedinci boyutun altında ise avatar gene cehennemi devam ederek yaşayacak. Ta ki bilinçlensin. İlla ki bilinçlenecek yani. Bilinçlenemediği takdirde yerinde sayacak. Bilinçlendiğinde yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşip bir üst boyuta çıkacak. Yaşamı o şekilde olacak. Ama Betanova'ya geçenler şimdi hakiki kozmik yapıda mutlak boyut varlıkları 20-23. boyut varlığı, Atlantalılar da 11. 19. boyut varlıkları. 19. boyuttan 20. boyuta geçecek Atlantalı Avatar'ın üstbeni, yani Avatar kimin kopyasıysa Atlantalı 20. boyuta geçecek. Ama Avatar Betanova'ya geçtiği an
Betanova'nın ilk boyutuna yerleşen 20. boyut frekansındadır. Betanova'nın ilk boyutu. Ve yedili birleşim sistemi söz konusudur. Her 20 boyutta bir dürülme söz konusudur. Ve 20. boyuta geçen Atlantalı tek hücreye dönüşür. Yani mutlak boyutun 20. boyut, ilk boyutu hücre boyutudur. Ama o hücre alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır. Yani hücre deyince küçümsenmemesi için söylüyorum bunu. Hücreye dönüşecek ve daha üst boyutlarda gene yedili birleşim sistemi söz konusudur Hakiki Alfanova'da. Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşe birleşe daha üst boyutların varlıkları olacaklar. Bunu ben nar olarak açıklamıştım. Bu birleşip daha üst bir boyut varlığı olmayı. Nar tanesi bir bütün. Nar taneleri birleşir nar olur. Narlar birleşir nar ağacı olur. Nar ağaçları birleşir nar bahçesi olur. Nar bahçeleri de birleşir daha büyük bir mekan oluşturur. Varlıklar da aynı şekilde büyür. Yedili birleşim sistemine uygun olarak. Ve ne demiştik? Narı aç, tanelerini say, yediye bölünür bir rakam çıkar. Yedili birleşim, evet, sistemine uygun olarak birleşmiştir çünkü. Ve yediye bölünür bir rakam çıkar nar tanelerini narda saydığımız zaman. Yani bu yedili birleşimin ispatıdır bu aslında. Ama mutlak vizyon manyetik alandan Betanova'ya geçen varlık 20. boyuta geçmiş oluyor ya, 19. Evet. boyuttan 20. boyuta geçmiş oluyor. Tek hücre muamelesi görecek ama tüm hücreleri gene kendindedir. O şekilde bir dürülme söz konusudur. Hücreleriyle birlikte Betanova'ya geçecek. Tüm sevdikleriyle, tüm sevmedikleriyle. Ama sevmedikleri yok, sevdikleri de yok. Kendinde bulunan her şeyle birlikte Betanova'ya geçecek. 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayanın sevmekle sevmemekle hiç alakası yok çünkü. Hı hı. O bilinç nötr bilinçtir. Ve benim dediğim gibi ben bilmem. Hiçbir şey bilmem. Hiçbir şey bilmem. Betanova'ya geçecek. Hücreleriyle birlikte yoğrularak geçecek. Tek hücre olarak. Ama yedili birleşim sistemi var. Ve mutlak boyut varlıklarının yaratımı olduğu için yedili birleşim sistemi var. Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek bir üst boyuta çıkacak. Orası da 20. boyutun frekansında ve birleşe birleşe 19. boyuta çıkmış olacak avatar. Ama daha güçlü bir hücre olarak, daha güçlü bir hücre olarak oluşacak birleşe birleşe. Ve ilk sıradakiler 19. boyuta çıktığı zaman 19. boyut 38. boyutudur Hakiki Alfanova'nın. O frekanstadır, yani 38. boyutunun frekansındadır. Dolayısıyla çok süratli bir şekilde birleşim olacak ve 19. boyuta kadar varılacak. Ama arkadan gelenler kaç boyutu oluşturuyorsa şu anda 7 boyut dolmuş vaziyettedir. Ve 8'e doğru ilerleyenler var. Alttan da 1. boyuta gelen var. Şeyden, avatarlardan Betanova'ya. Bu iş sırayla mı olur hocam? Sırayla mı geçilir? Hayır, sırayla değil. Ferdi olarak. Avatar ne zaman 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlarsa hemen alınıp Betanova'ya veriliyor. Ferdi geç olarak. Kalanlar var yani buralarda. Yani boyut işte onun için işte. Diyoruz ya, hızlandırılmış evrim teorisidir bu teori. Hızlandırılmış evrim teorisi ki süratli bir şekilde varlık bilinçlensin ve Betanova'ya geçebilsin diye.
Hocam mesela Hızlandırılmış. vahdeti vücudu anlamış, enel hakkı anlamış, ölümsüzlüğü anlamış bir varlık zamansızlığı çoktan geçmiş midir? E Yoksa tabii bunların ki sırası var mıdır? birbiri içindedir aslında, sırası İçinde. yoktur. Birbirinin içindedir. Bütün bilinçler birbirinin içindedir. Birini algıladıktan sonra o birini algılayacak diye bir konu yok. Üst Öyle bir söz tarafları konusu algılamış değil. olan, ölümsüzlüğü falan algılamış olan çoktan zamansızlığı çözmüş olması gerekiyor. Doğru mudur? E tabii ki çünkü biri beşinci boyut, biri altıncı boyut bilinci Şimdi oluyor. bu vahdeti vücudu falan algılamış olan avatar artık bunu idrak etmiş, bilgi olarak değil, artık bunu tamamen hissederek, idrakla yaşayan bir avatar. Ama artık bu sen diyelim ki 9. boyutta, 8. boyutta. Artık bundan sonra Alfanova'ya yerleştirilir mi? Artık o varlık mutlaka Betonova'ya geçecektir gibi hissederim ben. O bir boyut için herhalde burada bırakmazlar diye düşünüyorum hocam. Yani 10. boyutu geçen. 9'da 10. boyutu kaldıysam, geçen. 9'da kaldıysam. Tanrı olduğunu bilir. Gene Atlantalı Tanrı değil mi? Alfanova'ya mı gider yine yani? Alfanova da olacak. Ya Ama bir boyut için kalacak yani sınıfta öyle hatır gönül iltimas yoktur. O bir mi? tarafta güçlü hücre olacak ve beyin hücresi olacak. Ve bu beyin şimdi gene cüzi irade, külli irade ve ferdi irade söz konusudur. Vizyon manyetik alanda avatar ferdi iradeye sahiptir. Ama bir bütünü oluşturacağı için külli iradenin cüzi iradesi de var onda. Çünkü beyni oluşturacak. Atlanta'ya gitse dahi beyni oluşturacak. Bir beyin külli iradeye sahiptir. Hep birlikte. Yani küllerinden doğacak diye bir konu yok. Yanacak, kül olacak da küllerinden yeniden doğacak diye o masaldır. Aslında ateş evrim manyetik alanı rahim boyutudur. Ateş evrim manyetik alanını bitiren, biraz önce Rahman'ı söyledik. Rahman birleştiren, harman eden, birbirine kenetleyen bir güce sahip. Keçeciyi de anlattık o şekilde. Vahdeti vücut, her şey ve herkes beni oluşturuyor bilincine sahip olan varlık. Külli bilince sahiptir. Ve o külli bilincin içinde kendinin cüzi bir bilinç olduğunu algılamıştır. Ama şöyle bir şey var. Avatar Betanova'ya geçtiği zaman ferdi iradesi ve ferdi bilinci beyin oluşana kadar vardır. Hocam 2 dakika Bu. sonra kapanacak. O yüzden Tamam. kaydetmeden son bir Evet. dakikalık soruyu Ünal Bey bana kızmasın. Onun sorusunu hemen 2 dakikada cevap verin kapatalım. Sorularınızın hepsini haftaya soracağım. Hiçbiri kalmadı. İsmail Hocam buradaki görevinin ne zaman sonlanacağını biliyor mu? Biliyorum. Ama bize söylemiyorsunuz değil mi hocam? Bilinci etki etmek istemem. Tamam. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Kaldığımız İyi yerden akşamlar, hocam sonsuz müsait sevgiler. olursa haftaya konuşuruz. Herkesin sorusu Haftaya bende gene saklı. aynı konuyu tekrarlarız tabii ki. Tekrarlayalım ve sorularınız gitmedi. Üzülmeyin. Hepsi elimde. Olursa değil, tekrarlayacağız. Tekrarlayacağız. Evet, yaşasın. Tamam hocam. Seni Belki çok yok. seviyoruz. Belki yok. Belki yok. Tekrarlıyoruz. Tamamdır. İyi Evet. gecelerin olsun. Seni İyi çok seviyoruz. geceler. Sonsuz sevgiler. Sonsuz sevgiler.